Fatma. Buyur. Kapıyı duymuyor musun? Böyle yaşını başını almış bir kadına kapıyı açtırmayacaksın herhalde, değil mi? Bakayım kapıya. Hadi. Fatma. Ne işin var senin burada? Beyiniz olarak bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunayım dedim. Ya bırak beni, ne yapayım, bırak beni. Konağın beyi kapına kadar geliyor. Sen onun yüzüne kapıyı kapatacaksın ha? Bırak beni. Sen hangi cesaretle o deli Hacer ile evlenirsin lan? Ha? Hangi cesaretle? Çekilin üstünden. Bana bak Fatma. Ben senden sıkılıncaya kadar, bakıncaya kadar benimsin. Sadece benim. Evlendim ben. Evlendim, senden kurtulmak için evlendim. Anladın mı? Ben kimsenin malı falan değilim. Bak. Ne yaparsan yap, ne dersen de hiçbir yere kaçamayacaksın. Anladın mı beni? Atmadın mı? Merhaba. Kamuran Bey. Hayırdır? Hayırdır, hayırdır. İşte Hünkaroğlu ailesini temsilen yeni evli çiftleri bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunan benim. Damat yok mu ya? Nerede bakalım bizim deli Haceli? Az biraz hava almaya çıktı. Birazdan gelir. Ne ya? Peki. Hay maşallah Kamuran Bey, ayaklanmışsınız. Ya sormayın. Yahu tıp öyle ilerlemiş, öyle ilerlemiş. Aklınız, dimağınız durur. Sağ olsun doktorlar böyle şifalanarak ayağa kaldırıverdiler. Fatma. Ya nereden çıktı bu nikah işi? Duyunca çok şaşırdık gerçekten. Ne yaptınız? Yıldırım nikahı mı kıydınız yoksa? Öyle oldu. Güzel. Tabii siz de benim iznim olmadan konağımdan kız almış oldunuz. Ama olsun. Ne olacak canım? Biz Fatma Hanım'ı pek çok severiz. Önemli olan da onların mutluluğu değil mi zaten? Fatma nikaha gelemedim ama beyin olarak en azından hediyeni eksik etmeyeyim dedim. Şöyle küçük bir parça. Çam sakızı çoban armağanı. Taktıkça beni hatırlayın diye. Efendim, müsaadeniz olursa hediyeyi gelene kendim takdim etmek isterim. Ne demek, tabii ki. Buyurun, buyurun. Teşekkürler. Fatma, müsaadenle. Yastıkta kocayın inşallah. Heh, bu arada Haceli'ye onun adına ne kadar mutlu olduğumu iletirseniz çok sevinirim. Ne işin var senin burada? Beyler olarak yeni evli çifte bir hayır olsun ziyaretinde bulunayım dedim Elifciğim. Ne de olsa Fatma konağımızın kızı. Değil mi Ömerciğim? Biraz konuşalım mı amca?
Hayırdır Elif'ciğim, ne oldu? Konuşalım, gel bakalım. Ne oldu? Fatma'nın Haceli ile evlenmesinde senin parmağın var değil mi amca? Allah Allah. Ya herkes de bana bunu soruyor. Anlayamıyorum ya. Benim ne ilgim olabilir Elif'ciğim? Bana ne Haceli'den, bana ne Fatma'dan? Yani sonuçta gençler birbirini görmüş, tanımış, sevmiş, evlenmişler. Bir sene canım, beni ilgilendirir. Hiç inanmadım sana nedense. İnanmadım. Ya artık o da senin sorunun Elif'ciğim. İnanmıyorum şişe. Aç şunu aç.